Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün My Summer Car oynayacağız. İkinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Fazla vakit bulamadık bu oyuna. Ama oynamaya çalışacağım. Biraz zor oyun açıkçası. Yani bir arabanın parçaları, marçları biraz tamir işi gerekiyor. Biraz tamirci olsak çok rahat oynardık ama bugün araba toplamaya başlıyoruz artık. Yavaştan alt takımı bitireceğim. Öncelikle biraz susamışız. Hemen mutfaktan bir su içmem lazım arkadaşlar. Suyu bir açalım. Dur. Evet. İç. Tamam. Tabi biraz da tuvaleti geliyor ama artık biraz idare edeceğiz. Açlığımız yok. Biraz stres artmış. Onu da stresle sigarayla azaltabiliyoruz. Ya şu yine sivrisinek var ya, bir bulursam patlatacağım. Evet, arabamız burada. Parçalarımızı zaten biliyorduk. İçerideydi arkadaşlar. Burada tüm parçalar arabamızın burada. İlk şu kısımdan başlıyoruz. Yani burası arka ve ön takım, yani alt takımın parçaları burada. Frenler, mirenler, amortisörler. Şimdi şu parçadan başlıyoruz. Subframe dediği ana gövde gibi bir şey diyebilirim arkadaşlar. Bakın, ok çıktığında, yani daha doğrusu tik işaret çıktığında bırakıyorsunuz. Yalnız bir dakika, içine gireceğim şunu. Evet, bakın. Çıktı, direkt bırakıyorum. Aynı zamanda dur, şey almayı unuttuk. Toolbox almayı unuttuk. Yani anahtar kutusunu almayı unuttuk. Bunu alacağız. Bu bizim her şeyde kullanacağımız bir alet takımı arkadaşlar. Bunu açacağım şimdi, dur. Çömeleyim. Evet. Şimdi bunun vidaları var. Vidalarını sıkmamız lazım. 10 numarayla arkadaşlar. Dur bakalım. Şuna geçelim. 10 numara neredesin? 10. Heh. Evet. Şimdi burada vidaları olması lazım bunun arkadaşlar. Şurada mıydı? Hah. Burada, aynen. Bunu sıkacağım. Aa, bu kadarcık mı sıkıyor? Bitti bile. Aynısı bir de burada var arkadaşlar. Bunu da sıkıyoruz. Sizden öğrenmiş olursunuz. Evet, zaten bayağı bir sıkılmış ya. Bu bayağı da gitmiyor. Tamam. Şimdi bunu bırakıyorum. Takım çantamız burada kalsın. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şu şunlar, wishbone'lar. FR diyor. Bunu buraya atalım. Şu left diyor. Front left. Şunu da buraya attık. Daha sonra bu spindle'ları kullanacağız arkadaşlar. Diskler, frenler falan. Bunu da alıyorum. Bu da sol tarafın. Şunu da şöyle attım. Sen niye bu kadar az gittin? Sen de gel bakalım buraya. Evet. Şimdi bunu buraya bırakıyorum. Bununla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bakın, tam şuraya geçmesi lazım. Eksik vida. Eksik vida yapmışız. Bakın, eksik vidamız var. Arkadaşlar, eksik vida var. Eksik vida var. Eksik vida var. Bu düştüyse bilin ki eksik vida var. Daha demek ki 4 vidası varmış. Biz ikisini sıktığımız için düştü, bıraktı. Bu sıkılı. Demek ki buralarda vida var arkadaşlar. Dur bakalım, içeriden bakacağım şimdi. Çok ayrıntılı bir oyun arkadaşlar. Gerçekten ayrıntılı bir oyun. Şuralarda bir yerde vida var demek ki ya. Güzel. Aha. Ya, altta vida varmış arkadaşlar. O yüzden zaten hemen düştü. Wishbone'ları koyunca hemen düştü aşağı. Burada olması lazım öbürü de gene. Aha, mesela bu biraz kötü. Yani vidanın yeri böyle biraz belli olsa ya da ne bileyim gösterse, ben ne bileyim orada vida olduğunu. Yani tamirci miyiz biz? Neyse. Öğrendikçe anlayacağız. Şimdi şunu bir şurasından tutayım arkadaşlar. Hava da kararıyor ya. Neyse, el fenerimiz var. Sıkıntı yok. Bunu şimdi hadi. Kabul et dostum. Bak. Ok işareti çıkmıyor ya. Dur bakalım. Evet. Bakın, bu sefer düşmedi değil mi? Yok, düşmedi. Tamam, sıkıntı yok. Bunun da vidaları var. Buralarda bu olmuyor. 12 numara deneyeceğiz arkadaşlar. Aa, oluyormuş, pardon. Dur, oluyormuş. Evet, geçti. Bir de burasında olması lazım. Aynen arkadaşlar. Toplayacağız. Bu arabayı yapacağız ya. Bu arabayı yapacağız. Şimdi bu parçaya takalım arkadaşlar. Aynı parça zaten. Aynı anahtarı kullanıyorsunuz. Evet. Anahtarımıza geçişi 2 ile yapıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 1 ile normal ele geçiyorsunuz. 2 ile takım. Bak, sağ üstte zaten webcam'den gözüküyor mu bilmiyorum ama anahtar işaret çıkıyor. Yani o çıktığında anahtarları kullanabilirsiniz. Hem de öğretici olarak çekeyim. Sizde oynayanlar belki bir kolaylık olur.
Bu da bitti. Şimdi arkadaşlar tekrar buna geçiyorum. Şu spindle'larımızı takacağız. Bakın. Tik çıktığında bırakıyorsunuz. Bitti. Bunun da vidası vardır kesin. Bakacağım ona. Buna takayım bir. Ok. Evet. Şimdi bunun vidalarına bakacağım. Vidası. Uyumlu değil. Ya pardon dur vidayı almadık ya. Of. Aynen. Yok. Buna bir büyük mü alsak ne yapsak ya? İşte bunu göstermiyor arkadaşlar. Mesela bu kötü bir şey. Yani bu sıkıntılı biraz. Dur bakalım. Hangisi? 12, 13, 12. Heh. Dur bakalım. Aha. Vallahi 12'ymiş. Sık 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 sık. Tamam. Başka var mı? Başka var mı? Bir tane olması lazım. Ha bu deminki vida zaten. Bir tane vida olması lazım. 12 numarayla sıkıyorsunuz bunu unutmayın. Bakın şurada. Böyle zoomla yapayım. Sık sık sık. Tamam. Evet şöyle. Buradaki ne? Ha. Evet. Ufaktan toplamaya başlıyoruz. Daha yapacağız. Daha yapacak çok işimiz var arkadaşlar. Bunları bitirdik. Şimdi yeni parçaları getirelim. Hangi parçalarımız onlara bakacağız. Bunlar arkaların için arkadaşlar. Bu arka taraflar için. Şu kampana arkalar. Bu amortisörler. Bu önler olacak. Bunları öne kullanacağız. Duşunu alayım hatta. Strut. Front right diyor bu tarafın. Ya bu niye hızlatamıyorum ben ya? Heh, o oranın. Ön amortisörü de atayım yerine. Birazdan şaftları takacağız. Şöyle atayım. Hızlı gitmiyor ya. Hop. Evet şimdi şuradan arkadaşlar bakın şunlar da var. Tabii bunlara takmayı unuttuk. Bunlara takacağız. Bu hangi taraftı? Ha fark etmiyor. Diskler. Bunu da buraya bırakayım. Arkadaşlar. Daha sonra şu diskimi de alayım. Dur. Bunu da karşı tarafa atacağım. Tamam burada kalsın. Burada iki tanemiz var. İki burada var. Dur şaftları almayı unuttuk. Şaftı değil mi isim onun? Şunlar arkadaşlar bakın. Bu parçalar. Half shaft aynen. Yeri fark etmiyor. Bunu buraya bırakıyorum. Bunu da alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da diğer tarafa. Şimdi bu üç parçayı bitirelim. Ondan sonra parçaları getirelim. Yoksa karışıyor yani iyice. Şimdi önce frenleri takacağım arkadaşlar. Evet. Diğer tarafta takayım. Dur bakalım. Ha, ama bunun vidalarını sıkmayın. Niye sıkmayın diyeceksiniz. Çünkü daha şaftı koyacağız ya. Vida içine giriyor yani disk şeylerin şu ucundaki kısım. Bunu takarsanız yani vidaları sıkarsanız bunu koyamazsınız. O yüzden önce bunu yerine koyacaksınız arkadaşlar. Bakın şimdi. Dur. İçeriden mi koysaydık ya? Evet. Oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani biraz oyunu araştırın. Yani öyle kolay değil aslında oynaması. Yani kolay aslında şöyle kolay değil. Yani bu parçaları bilmek herkes bilemez bunlar. Yani ben de bilmiyorum açıkçası. Yani çat pat öyle söyleyeyim. Bunu taktık. Şimdi disklerin şeyini takacağız. Vidalarını bu kaçtır ki? Bayağı büyük gibi gözüküyor. Ona ben kaç alayım? Şu 13'ü deneyeceğim. 13 değilmiş. O zaman 14. Evet, 14'müş. Sık 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 sık. Bunlar vida mı? Onun arkadan vidası var mı acaba? Yok. Tamam. Bir taneymiş arkadaşlar. Şuraya geleyim. Bir de bunu sıkalım arkadaşlar. Sık 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 sık. Evet. Bu da bitti. Şimdi amortisörler var. Acaba ondan önce başka parça var mıydı? Şu parçaları da bir alayım arkadaşlar. Çünkü bunlar lazım. Dur önce ele geçeceksiniz. Bakın alet varken almıyor. Bu hangi taraftı? Front right diyor. Sağ taraf. Aha fırlattım. Oha çok gitti ya. Fena gitti yalnız. Evet bu da rotlar. Direksiyon rotları arkadaşlar bunlar. Hop onu da attım. Şunu da alayım. Ana bölümün üstüne koyacağımız direksiyonun bir parçası bu da arkadaşlar. Bunu tam ortaya koyacağım. Çünkü sağlı sollu bir şey değil bu. Tamamdır. Evet şimdi şu direksiyonun parçasını arkadaşlar şu ön tarafa bakın. Yeri burası. Aman 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 aman. Ya çok ses çıkıyor ya. Evet bunun vidaları var mı? Oo 4 vida var. Şu arabanın ses çıkarmasına gıcık oluyorum. Üstüne geziyor da küt küt ediyor.
Acayip uyuz oluyorum. Bir de bayağı küçük. Ben oraya bir 9 demeyeceğim olursa. Spinner'a 9. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ya bunun içine girmesi bile bela ya. Vallahi oldu. 9 numaraymış arkadaşlar. Bu bir. Tam 4 vida var arkadaşlar. Ya sese bak ya. Acayip rahatsız ediyor. Bunu sıktık. Şunları da sıkalım arkadaşlar. Üçüncü vida. Bu da sıkıldı. Bunu da sıkalım. Dördüncü vidayı da sıktık. Somun ne vida neyse işte ya. Bu da bitti. Şimdi dur bakalım burada hangi parçalarımız var? Onlara bakacağım. Karıştırmayalım. Rotlar var. Burada strutlar var. Amortisörler var. Evet. Şimdi rotları koyalım bence. Artık şu rotları. Front left tamam. Brodu şura mıydı? Yok şura mıydı ya? Bir dakika yani şu tarafa doğru olması lazım. Şuradan bir tutayım. Yani şöyle olması lazım. Ters mi yaptık acaba? Dur bakalım. Herhalde ters tuttum. Ya ses yapma araba. Aha. Evet doğru ya burası ya. Dur. Evet arkadaşlar ya aman aman. Şimdi sağ tarafı da takalım rotunu. Şurasıydı herhalde. Nereden kabul etmişti biraz önce? Şöyle tabii çevirelim şunu bir. Çevirelim arkadaşlar. Hop. Hadi kabul et. Ya, o tarafı ne taraftan takmıştık ya? Oha, oha arabaya bak. Nasıl zıplıyor öyle ya? Ya hiç sevmedim abi bu özelliğini bu şeyin. Ya ne bu kadar hopluyor? Az sabret. Dur ya amortisör altta kalmış ses yapıyor. Kafam karışıyor. Ha dışarıda olacak. Yani şu kısımdan tutacağız arkadaşlar. Bakın şöyle. Ya kabul etsene ya aman aman. Baksanıza. Şu boruya bağlanıyor. Yani şuradaki ana çerçeve yani şöyle tutması lazım. Ha dur çıktı çıktı. Dur. Bak ya bak ya uğraştırıyor bizi ya. Ha. Bu da tamam arkadaşlar. Vidalarını sonra sıkacağız. Yani önce değil. Şimdi şu amortisörleri falan takalım. En sona komple hallederiz. Şimdi bu tarafı takacağım da bunu nasıl döndüreceğiz ya yukarı doğru. Aha. Oo, işte budur. Bakın araba biraz yukarı attı kendini. Amortisörleri taktık ya. Dur bekle bekle hoplama bekle oğlum bekle ya. Şimdi bunu da koyduktan sonra biraz rahat edeceğiz. Şu an araba yani görüyorsunuz ön tarafı yukarıya kalktı arkadaşlar. Yani artık o ses pek gelmez diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Vidalarını da sıkalım arkadaşlar. Şimdi bunların vidalarını sıkalım. Önce şu rotların vidalarını yapacağız, takacağız. Kaç ister burası şu? Vallahi bu biraz 10 gibi. Onu bir deneyeyim. Yok. 9'u deneyeyim o zaman. Dur bakalım. Abi da değil. 12. Heh. 12'ymiş arkadaşlar. Evet bakın hemen içeri gitti. Dikkat ettiniz mi? Hemen içeri doğru geçti. Süper. Yalnız şurada bir vida gördüm sanki ya. Aynen bunlar. Onları birazdan sıkacağız arkadaşlar. Şu vidayı da sıkalım bir. Nerede? Aha buradasın. Biraz daha çömeleceğiz. Bu vidayı da sıkalım. Evet şimdi amortisörlerin vidalarını sıkalım arkadaşlar. Burada 1, 2, dur bakalım. 4 vida burada var. Ama bu bize uygun değil. Acaba kaç istiyor ya? Dur bakalım. Bir çökelim. Spinner 10. 10'la deneyeceğim. Hatta buradan deneyelim ilk. Aa bu da olmuyor. 10 değil. Kaç ki daha mı küçük acaba? Aha, 9'muş.
Amortisörleri sıkıyoruz arkadaşlar. Birazdan arkaya geçeceğiz. Arka frenleri yine de amortisörleri falan takacağım. Dur bakalım. Şu taraftan sıkalım. Burada 4 vida var arkadaşlar ama alttakileri böyle sıkıyoruz. Aha, 10'muş. 3 tane de burada var arkadaşlar, görüyorsunuz. 3 de karşıda var. Amortisörleri artık sabitledik. Bir şey olmaz daha yani arabaya. Şimdilik bir şey olmaz en azından yani. Bu da bitti. Üç tarafa geçeyim. Birazdan arkaya geçeceğim. Arka tarafı da yapacağız. Daha sonra tekerleri takacağız. Bitireceğiz arkadaşlar. Bugünlük daha doğrusu bitireceğiz. Bunu da yapayım. Evet. Evet. Burayı bitirdik. Yani ön tarafın takılacak bir şeyi kalmadı arkadaşlar. Yani şimdilik kalmadı. Evet. Buradan başlıyorum arkadaşlar. Çantamızı yanıma alayım. Evet. Şimdi arka taraf. Şimdi şunla başlayacağız. Trail arm'la başlayacağız. Bu dışarıda olması lazım. Şöyle olması gerekiyor. Dur bakalım. Şöyle. Ha dur. Ha bu tarafa doğru yapacakmışız. O tarafa da takayım arkadaşlar, takmışken. Bu tarafa da takayım. Ya bunlar burada kaldı ya. Evet, bu da tamam. Şunları bir alalım, şunları bir alalım, şunları bir alalım. Şu yayı da alayım. Evet, şimdi yaylar da bayağı kısaymış ha. Spor araba mı yapacağız, ne yapacağız anlamadım. Neyse, şimdi şu frenleri takalım. Vidayı sıkmayı unuttuk ya. Bak bak işte, acele edersen böyle olur. Vidayı sıkmadan nereye hemen? Hemen nereye yapıyoruz? Vallahi ben de bu vidayı bulacağım. Yani yapacak bir şey yok. Ben de bu vidayı bulacağım. Burada bir yerde vidası var bunun arkadaşlar. Yani nerede bilmiyorum ama. Aha. Ya işte dediğim gibi arkadaşlar, bu çok gıcık bir şey. Vidanın yerini göremiyorsunuz. Ya ben nereden bileyim orada vida var mı yok mu ya? Oraya koysana bir işaret, bir şey. Bak burada, bak nerede o? Şurada bir yerde olması lazım. Dur bakalım. Aha. Bak burada vida var. Ah. Evet, şimdi yayları takacağız arkadaşlar. Muhtemelen yanlış değilse ama. Döndüreyim. Evet. Ha, bir an ne oldu olmadı mı diyecektim. Yayı taktık ya, aşağı indirdi. Tamam, sıkıntı yok yani. Ben dedim olmadı herhalde. Korktum ya bir an. Vallahi korktum ha. Buna takalım arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi amortisörleri takalım arkadaşlar. Shock absorber dedikleri şeyi takalım. Şöyle döndüreyim. Dur 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 dur. Şöyle yakından ters çevireceğiz. Kabul et. Buraya girmen lazım senin. Nereye gireceğim başka? Yani yerim bura. Yerim bura. Niye kabul etmiyorsun? Dışarı yeri buna ya bunun. Yani amortisörü nereye koyacağız ki? Yani bura değil mi? Dur bakalım. Acaba yönü mü yanlış? Yo, böyle olması lazım. Yani böyle durması lazım. Hayret bir şey. Ne oluyorsun ya? Acaba içeriden falan mı takacağız ya? Yo, içeriden nasıl takacağız? Ya burası işte bunun yeri. Yönü var mıydı bunun ya? Yönü de yok. Dur bakalım şu tarafa bakayım. Oha, arabayı hoplattık ya. Arabayı yerinden hoplattık. Ya telefon bir git ya. Bakmayacağım sana. Şu arabayı toplamam lazım ya. Allah Allah. Şu fren
Şeyin niye oraya gitti ya ta? Bunlar niye gelmiyor? Bir yanlış yaptığım bir şey mi var acaba? Yani yanlış yaptığım bir şey yok ama arkadaşlar bunun buraya geçmesi lazım ya. Yani bunun başka yeri yok. Bunun yeri... Aha! Ben dedim ya yanlış yapmadım çünkü. Arkadaşlar doğru yani yeri burası. Gıcıklığı bunun. Bunun gıcıklığı tuttu. Burada bir yeri kabul ediyor. Dur bakalım şöyle. Aa dur. İşte budur. Bunun sıkılacak şeyleri var mı? Muhtemelen üst taraftadır varsa şuradadır yani. Dur bakayım. Oğlum dur ya. Allah'ım ya. Aha. Dediğim gibi burada arkadaşlar. Dur iç taraftan girelim oraya. Ama bu demek ki olmuyor. Buraya bir 13 deneyeceğim. 13 değilmiş. Daha küçük bir şey gibi duruyor arkadaşlar sanki. Valla ya bunun olmamasını anlayamadım arkadaşlar. Şu an bu buraya geçmesi lazım. Yani acaba biz... oldu. Bura niye 12 olmuyor? Aynısı. Bak şimdi oldu. Demin yapmadık mı biz bunu geldik 12 ile zaten? Ah. Şimdi bunun bir de içeride vidaları var arkadaşlar. Dur şöyle ineyim. İneyim. Bunun vidası nerede acaba? Aha alt tarafta. O bayağı minik bir şey. Bayağı minik bir şey. Deminki 6'yı deneyeceğim buraya da zaten. 6. Hadi. Evet. 6 doğruymuş arkadaşlar. Bura bitti. Hemen karşıya geçelim. Aynı vida zaten burada da var. Bunu da sıkalım arkadaşlar. Şimdi diskleri yani kampanaları yani ya, fren işte neyse. Önler disk, arkalar kampana bunun muhtemelen. Onu takacağız. Ya telefon yeter Allah aşkına yeter ya. Bunu buraya evet bunun da kocaman bir vidası var. Bayağı büyük. Buraya bir 12 denerim ben. Yani 12 olmadı. Daha büyük bir şey demek ki. 14. Evet 14'müş. Doğru tercih oldu arkadaşlar. Evet yalnız şu parçamızı oradan almam lazım ya. Oraya nasıl gitti? Ha aldım valla. Bunu buraya takıyorum arkadaşlar şimdi. Hop güzel. Evet bunun için de 14 lazım. Bunu da taktık. Alt taraf bitti. Şimdi lastiklerini takacağım arkadaşlar. Hemen lastiklere geçiyorum. Dur bakalım. Vallahi bitirdik. Şaka maka bitirdik. Bunlar da Arkon fark ediyor mu? Dur bakayım. Yok fark etmiyor. Şimdi bunları bir de boya yapacağım arkadaşlar ben. Güzel olacak çünkü. 2 3 şu da 4. Şunu kenara alacağım. Ha. Şimdi bunlara burada boyalar vardı ya. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Benim burada bir sürü boyam vardı. Aa onlar nerede lan? Burada bir sürü boya vardı bizim ilk videodayken. Allah Allah. Nereye gitti boyalar? Burada vardı işte bir sürü boya vardı. Bunun üstünde diziliydi. Aa yok. Vallahi yok. Neyse. Hiç anlamadım nasıl yok ama yapacak bir şey yok. Şimdi şunu da alayım. Niye alamıyorum ya? Ha. Fırlatamıyor da geri. Hop. Evet o da gitti. Yalnız şu aletle kaldırabiliyoruz diye biliyorum arkadaşlar. Birazdan göstereceğim hangi alet olduğunu emin değilim ama. Yani bir deneyeceğim sadece. Şuradaki mavi aleti önünü kaldırıp yapılıyormuş diye okudum. Onu bir deneyeceğim olursa diye. Bakalım nasıl alacağız ki bunu acaba? Aa dur. Şu an aldık valla. Bunu yukarı kaldıramıyor muyuz? Ben böyle bir şey sanki okudum ya. Yanlış mı baktım acaba? Yo. Sanki ön tarafını kaldırıp arabanın bununla tekerleri takabiliyormuşuz diye biliyorum. Dur bakalım. Aynı zamanda motoru da bununla yapacağız arkadaşlar zaten de. Bununla sanki öyle bir şey oluyormuş. Dur bakalım deneyelim ya.
Dur bakalım. Şöyle bakayım bir. Ha, yok, bu motoru bağlamak için herhalde ya. Yani ben şöyle ön tarafı oluyor diye okudum ben ya. Ama herhalde olmuyor ya da anlamadım. Neyse, önemi yok bunun. Lastikleri takalım artık ya. Telefon bir sus ya. Allah aşkına sus ya. Hop, vallahi araba kalkıyor ama ya. Evet, süper. Dur bakalım. Şimdi en son sıkacağım arkadaşlar şeylerini. Bijonları en son sıkacağım. Şimdi bir takayım şunu, yerine hepsini bir. Düşmezse tabii teker. Hadi. Evet, işte budur. Araba geliyor arkadaşlar yakında. Tabii daha çok iş var ya. Motor kısmı bayağı zor olur gibi geliyor bana arkadaşlar. Yani hiç kolay olacak diye hissetmiyorum. Motorun yani dünyaca parçası var. Evet. Arabamız ayağa kalktı. Vallahi kalktı. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bugün alt takımı resmen topladık. Yani amortisörler, frenler, lastikler, rotlar, modlar hepsini hallettik. Araba bir ayağa kalktı. Tabii daha çalışmaz. Mümkün değil. Daha motor var arkadaşlar. Zorlu günler bizi bekliyor ama belki bir sonraki videoda arabaya devam etmem. Bir işmiş yaparız. Yani para, baksanıza 370 gibi para yok, pul yok. Görev mürev varsa onları yaparız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.